Efendim herkese merhabalar. Ordu Kabataş Belenköy'den herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Karadeniz'e bahar geldi. Mart ilkbaharın ilk ayıdır. Kuş cıvıltılarını şu an duyabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama bahar gelmiş olsa da ülkecek büyük bir yasın içindeyiz. Büyük bir burukluğun içindeyiz. Büyük bir acının içindeyiz. Asla da bunun tarifini böyle cümlelerle verebileceğimi düşünmüyorum. Sadece hissediyoruz ama bu acıyı gerçekten çok böyle derin bir şekilde yaşayan aileler var. Yaşayan anneler var, babalar var, çocuklar var. Ve yeryüzünde annemin meşhur lafıdır. Canlı böceğe bile ölüm acısını vermesin Allah'ım der. Şehitler ölmez, şehitler bu dünyadan göçüp gitmez derler. Ki biz çok şükür ona inanıyoruz. Ancak ona inandığımız zaman kalbimizin rahatladığını hissediyoruz. Söyleyecek çok şeyimiz var aslında. Gerçekten çok şey ifade etmek istiyoruz. Çok şey anlatmak istiyoruz. Belki bir nebze olsun acılarımızı paylaşır, birlik beraberlik içinde oluruz. Gözyaşlarını biz sileriz. Ne bileyim o çenesi titreyen babaların tebessüm ederken baba baba diye gökyüzüne bakan o masum çocukların belki bir nebze olsun yüreğine dokunmuş oluruz. Anneciğim bu konuda sen ne diyorsun? Ne diyeyim ne söyleyeyim. Çok acı içerlerimizi yaktı. Konuşmaya bir şey bulamıyorum ki. Ne yapayım? Televizyonları da izlemek istemiyorum. Acı acı getiriyor durmadan. Benim de bir evladım doğularda yaptı askerliği emme. Ben de çok acı yaşadım. Allah'ım onlara da çok güç kuvvet versin. Amin. Onların da Allah'ım acılarını daha göstermesin. Amin. Onların da annesi vardı, babası vardı. Mutlaka annesi babası olmaz mı? İlla geçen ki, haberlerde gördüm. Vardı. Haberlerde hep gördüm. Haberlerde görüyorum. İzlemek istemiyorum. Hasta olduğuma dayanamaz oldum. Çok süre izledikçe daha ne olduğumu bilemiyorum. Bütün ailelerine bol peygamber sabrı versin Allah'ım. Amin. Mekanlarını cennet eylesin askerlerimizin Allah'ım. Amin anneciğim. Çoluğuna çocuğuna Allah'ım geride güç kuvvet versin de ayakta durmaya yine Allah'ım güç versin. Hatırlıyor mu anne? Abim Hakkari Şemdinli'de askerlik yaparken biz 12 gün ondan haber alamamıştık ve ben senin nasıl böyle bir sıkıntıya düştüğünü, nasıl böyle telefonlara sarıldığını, ondan nasıl haber beklediğini ben çok böyle net hatırlayabiliyorum. Gerçekten çok zor. Ondan nefes alamamak, ondan haber alamamak, onun sesini duyamamak. Sen hatırlasan da kızım, sen bu çocuktun. Ben bayağı bir Irak yere gittim. Orada duydum, duyduğum anda yürüme ne şekil geldiğimi bilemedim. Kızım televizyonu aç, sanasın orada korkacak gibi. Oğlum ne oldu kızım? Ben böyle bir haberler duydum. Şunu izleyelim. O ara tam 12 şehit vermişti ülkecek. 12 şehit verilmişti o zamanları. Telefonumuz da yoktu ki arada arasak sorsa. Aynen sosyal medya hem bu kadar şey değildi o zaman. Haberlerde de verilmiyordu böyle yani. Böyle bir şeylik vardı. Bu kadar karışıklık yoktu. Bu kadar ölü verilmiyordu. Hı hı. Ben o kadar yaşam yaşadım ama şimdiki yaşam yaşama daha çok zor. Allah'ın zorluğu yaşatmasın, görsetmesin. Bununla kararsın, kapansın. Amin. Allah'ın askerlerimize güç versin. Benim kuvvetimi de askerlerimize versin Allah'ım. Daha ne diyeyim, ne söyleyeyim. Çok konuşacağım. Hastalığımdan pek fazla konuşamıyorum. Annelerine, babalarına Allah'ım peygamber sabrı versin de güç kuvvet versin. Ayakta durmaya Allah'ım kuvvet versin onlara. Amin anneciğim. Şimdi şu o bayrağı, şanlı bayrağı bir güzel sallandır da bir göreyim ben. Hadi. Hı, salla böyle güzelce. Tüm şehitlerimizin üstünü örter gibi. Oy kurban olurum kısa. Kurban olduğum Allah'ım. Oy. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İstiklal marşımızı her okuduğumuzda
veya andımızdan bir cümle söylediğimizde, gençliğe hitabesini her okuduğumuzda ben aynı şeyleri hissediyorum. Sizlerin de aynı duygu ve düşüncede olduğunu düşünüyorum. Birkaç gündür sosyal medyada ve haberleri daha çok böyle sıklıkla takip etmeye çalışıyorum. İnanın yemek yemiyorum, uyku düzenim tamamıyla bozuldu. Yani bunu da şeye bağlamıyorum. Hani kendi ne derler, yoğunluğuma bağlamıyorum. Tamamıyla ülkecek üzgünüz, onu demeye çalışıyorum. Cümlelerimi seçerek söylemeye çalışıyorum. Çünkü öyle bir video izledim ki dün sabah. Bir şehit babası diyor ki, bizim diyor oğullarımız diyor, evlatlarımız askere gittiler. Onlar diyor paralı asker değiller diyor. Para için gitti askere diyorlar diyor bizim evlatlarımıza. Sakın diyor öyle demeyin diyor. Ben daha diyor oğlum 2-3 gün önce şehit olmadan önce diyor telefonla konuştuğumda bana dedi ki diyor baba bizi sadece para uğruna askere gidiyor diyorlar. Bu bizim zorumuza gidiyor. Ne olur ben şehit olursam bunu söyle dedi diyor. Amcanın oğlu askere gidiyor ve 450 kişi gidiyorlar galiba. Anlattığı kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Babasına telefon açıyor diyor ki babacım diyor biz diyor 450 kişi geldik ya diyor siz bizi uğurladınız ya diyor o kalabalığın içinde sen gördün sen biliyorsun diyor en iyisini. Biz diyor komutanlarımız diyor bize o kadar diyor şey yaptırdı ki diyor artık içtimada o kadar çok diyor görev verdiler ki yeri geldi diyor kafamızı diyor çamura koydular yeri geldi diyor işte türlü türlü diyor yöntemlerle bizi diyor vazgeçirmeye çalıştılar ama diyor biz diyor yine de diyor vazgeçmedik. Çürük domatesler diyor ayıklandı gitti diyor biz kaldık diyor ve biz diyor asla diyor şu saatten sonra diyor babacım diyor sen bana desen ki gel her şeyi bırak gel desen ben yine gelmem bu köpeklere bu vatanı yedirmem diyor bu köpeklere bu vatanı bırakıp da heba ettirip de diyor onları güldürüp de diyor gelmem diyor. Babası da diyor ki sen diyor 9 çocuğunla diyor mağarada mı kaldın diyor. Bırak gel oğlum diyor. Bak diyor ben sana baban olarak bunu söylüyorum. Çık gel diyor. Ben sana diyor bakarım. Ben sana diyor her türlü diyor başımın gözümün üstünde diyor yerin var. Evladı da diyor ki babacığım bunu asla duymamış olayım. Ben bu yolda gerekirse şehit olacağım. Ve diyor telefonlarımız diyor bu saatten sonra çekmeyebilir. Bana hakkını helal et diyor. Ve kapatış o kapatış. Yani bazen konuşuyoruz. Bazen öyle dilimizin ayarı yok. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Ama ne olur birlik olalım böyle zamanlarda. Ben çok dikkatli incelemeye çalışıyorum. Yün çorap örüp de kargoya giden yaşlı bir teyzeyi gördüm mesela. Demiş ki bunu demiş askerlerimize kargolayın gönderin. El işiyle yapmış el işiyle göz nuru emek nuru vermiş ona. En çok böyle benim içimi titreten de hamile bir şehit annesi eşi çok özür diliyorum. Bebeğini severek cenazede dik durmaya çalışıyor. Küçücük bir yavru gökyüzüne bakarak diyor ki aa babam orada babam ölmemiş ki. Yani şehitler ölmez vatan bölünmez biz hep söylüyoruz ama yürekten söyleyelim ne olur. Yürekten söyleyelim. Gerçekten zor bir dönem zor bir süreç ama bu süreci davranışlarımızla hal ve hareketlerimizle etrafımıza yaydığımız o cümlelerimizle daha farklı yerlere götürmeyelim. Biz birlik içinde, beraberlik içinde güzeliz. Biz şanlı bayrağımızla güzeliz. Biz vatanımızın bölünmezliğiyle, o birlik bağımızla güzeliz. Biz köyde yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Huzur ve refah içinde yaşıyoruz. Bir dağın eteğinde tarlaya gidip de patates ekebiliyoruz. Fındık ocakları dikip de oradan geçimimizi sağlayabiliyoruz. Buğday ekebiliyoruz. Biz bunu nasıl yapıyoruz? O dağın varlığını biliyoruz. O dağın korunduğunu biliyoruz. O dağın yüceliğini biliyoruz. O dağın arkasında bizi koruyan Mehmetçiklerimizi, Mehmetçiklerimizin de anneleri, babaları ve onların duaları olduğunu biliyoruz. O yüzden bu vatan bölünmez. Bu vatan şehitlerimizin kanıyla, bu bayrağımızın kanıyla sulandığı sürece asla bölünmeyecek. Yani sevinmesinler. Ben görüyorum bazı videolarda bazı kendini bilmezler diyeyim artık. Küfredenler var. İyi ki ölmüşler deyip de naralar atanlar var.
ya da kalbini karartıp da gözünü karartıp da türlü şeyler söyleyen insanlar var. Onlara da prim vermeyin, onları da Allah'a havale edin. En azından ben öyle yapıyorum ve bol bol dua ediyorum gerçekten. Annem, babam, ailem, köyüm, tüm memleketim, kocaman yürekten sevgilerimi, minnetlerimi, vefalarımı ve aile yakınlarına, şehit yakınlarına özellikle de başsağlığı diliyorum. Ve hepsini Allah'a emanet ediyorum. Çok fazla konuşamıyorum çünkü içim titriyor annemin de söylediği gibi. Zor bir süreç ama bunun da bir selameti vardır. Bunun da bir dediğim gibi ilk başta bahar ayına girdik. Kuşlar ötüyor, güzellikler gelecek. Daha belki çok güzel günler göreceğiz. Çok güzel yerlere ilerleyeceğiz. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını versin. Özellikle ve özellikle önce sabır versin. Önce birlik, beraberlik versin. Ve gerçekten bu vatan için yaşamaya değer diyeceğimiz günlerimiz olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum ve şehitlerimize tekrar gani gani Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ve bu ülke, bu vatan, bu Türkiye bölünmez, bölünmeyecek diyorum. Saygılar, selamlar efendim.